Günaydın, yine ben. Kolay gelsin. Buradaki püf noktası ne abi? Abi içeride kasetli tuvaletin karşısına denk geldiği sürece bir sıkıntı yok da şu kuşaklar var ya. Kuşaklardan dolayı biraz hani bir geriye daha gittim biraz genişliyor ya. Mecbur kuşağı geliyor. Bunun altında silikondan güzel. Ama mantıklı bir tuvalet yani. Değil mi? Yani hiç olmazsa kampta mantıda dolduğu zaman istediğin gibi de arabayı dışarı çıkmadan boşaltmaya güzel oluyor yani. Şu an herkes memnun. Değil mi? Mantıklı abi. Tuvaletin dolduğu zaman dışarı çıkana kadar kampla. Değil mi? Arabayı al götür. İşte dün Mücahit abinin bahsetmiş olduğu olayı şu an yaşıyorum. Oraya müdahale etmek isteyince bütün bu şeyi çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Bu tarafta da farklı bir şey yaptık. Burada hepsini çıkarmayacağız. Alt tarafı çıkaracağım bakın. Buradan bir kesit var. Bunlar tabii prova arkadaşlar. Yani prova olduğu için görerek gidiyoruz, öğrenerek gidiyoruz. Teknik cihazların yerlerini tespit etmem gerekiyor artık son aşama. Kapanacak her yer. O yüzden hızlıca delikleri açabilmek için böyle prova üzerinden yürüdük. En önemli teknik noktalardan biri de bu kapakları takarken o silikonları falan etrafına iyi yapmak gerekiyor. Yoksa ne olur? Yoksa su alır abi. Su alır değil mi? Yani. Sonra uğraş dur. Bir yandan bizim arabanın delikleri açılırken bir yandan da burada sanat yapılıyor. Sanat, sanat. İşte sanatçı. Sanatçının kralı burada abi. Bu işte sanat var. Her yer sanat. İncelik, yatak, yorgan. Kesinlikle. Abi şu an burada 105 ekran televizyon gibi gözüktün biliyor musun? Evet abi. Şu anda karavanı en kralını biz yaparız. En büyük Birba karavan. Çamaşır makinesi mi? Vay arkadaş. Vay 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 vay. Abi çamaşır makinemiz, bulaşık makinemiz. Her şey mevcut çok küçük. Sen de mutfağı yapıyorsun herhalde şu an. Bu bayağı ev abi, villa. Evet, tekerlekli villa bu. Çamaşır makinesi, buzdolabı. Kendi çöplüğüne geri döndüm. İstikamet karavanist adam. Evet, nikahımda vardı. Düğünümde vardı. Yollarda hep yanımdaydı. Ne sorsam cevaplardı. Kim işte? Serhat. Merhabalar. Namı değer karavanist adam. Artık karavanist mobil çözümler olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün de İlker abi sağ olsun ilk defa bizi ziyarete geldi. Dükkana ziyarete geldik. Abi bunlar ne be? Vay vay vay. 450'ye 1100 cam. Evet. Oo, Alko mu bu? Tabii Alko. Alko şasi. Alko şase, dingilleri, bütün ekipmanlarını birçok firmaya tedarikte bulunuyoruz. Armanç, selamlar. Evet abi, neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Vallahi hayat çok güzel gidiyor. Bir girişimle başladık. Kendi şirketimizi kurduk. Birçok premium markayı bünyemizde bulunduruyoruz ve bütün karavan camiasına hizmette bulunuyoruz abi. Yeni taşındık buraya. Aha. Esenyurt'ta lokasyon Aha. olarak. Yeni kuruluyoruz. Henüz geçmiş olduğumuz yerde iş yoğunluğundan dolayı yapmadığımız birçok şey var. Altta depolarımız var. Tabii servis alanımız olacak. Dediğim gibi yine showroom, mağaza alanımız olacak. O zaman herkese duyuracağız artık. Servis alanı derken ben şimdi karavanımda bir sıkıntı çıktı. Gelip onu burada... Tabii bir problem olduğu zaman. Yani genelde biz aslında şöyle hizmet veriyoruz abi. Her ilde, her şehirde yani karavan üretimi olan her yerdeki bütün markaların, bütün firmaların servis noktasıyız. Yani orada işte üreten, atıyorum yani X bir firma bir karavan üretti. Bizim de satmış olduğumuz bir ürünle alakalı bir arıza oldu.
bizim ürünümüz olmasa dahi bayimiz olduğu için sonuçta hizmet veriyoruz. Buraya kapılarımız açık. Bize bir yönlendiriyorlar. Biz de bu konuda yardımcı oluyoruz. Bunu yapmamız lazım çünkü artık sektör büyüyor. Karavan artıyor. Dolayısıyla doğal olarak da arızalar çıkacak. Daha çok çıkacak. Bu kendi yerimizle beraber yani bizim Anadolu yakasında da çeşitli illerde de büyük şehirlerde özellikle karavanın çok uğrak noktası olan yerlerde çeşitli servis alanları oluşturuyoruz. Bayilikler oluşturuyoruz ve satmış olduğumuz bütün ürünlerle ilgili onlara eğitim ve servis veriyoruz. Bunu yapan tabii Mert abi. Merhaba. Vallahi kendisi daha dün geldi. İzmir, Ankara sürekli geziyor. Servis hizmeti veriyor ve eğitim veriyor oradaki ustalara. Sonuçta ürün satıyoruz. Arkasında durmamız gerekiyor. Yani bu önemli. Kesinlikle önemli. Evet. Biz de Nezih Genç'le bunu çok konuşuyoruz. Güzel abi, evet. Abi servis noktası çok az. Karavan sayısına göre bir servis ağı yok yani. Yok, hani maalesef. Baktığın zaman işte ne bileyim Bursa'da şimdi benim başıma bir şey gelse oradaki üreticileri biliyorum. Hani bir uğrarsın gidersin ama neden ben üreticiye gideyim ki bir karavan servis noktasına gitmeyeyim yani. Kesinlikle öyle. Bununla alakalı çalışmalarımız var. Çalıştığımız insanlar var. Karavan daha henüz Türkiye'de yeni atağa geçti. Yeni çoğalmaya başladı. O yüzden insanlar bu konuyla alakalı eğitilecek, daha fazla öğrenilecek ve çözüm daha hızlı olacak dolayısıyla. Biz bunun için çabalıyoruz şu anda. Çabamızın doğru yönde olduğunu biliyoruz. Doğru bir iş yaptığımızı biliyoruz. Çünkü karavancılık bir keyif aracıdır evet. Bizim gözümüzde. Küçük arızalarla o büyük keyifler bozulmasın istiyoruz. Kesinlikle. O yüzden gece 3-5 hiç önemli değil. Biz hizmetimizi verme taraftarıyız. Bunun için çalışıyoruz. Biz biraz gezelim bakalım neler varmış, neler yokmuş. Vallahi. Öğrendiniz adresleri. Serhat'ı oradan bulabilirsiniz. Neye ihtiyacınız varsa arayın. Teknik yardıma, teknik cihaza, işte ne bileyim tuvalet kimyasalından işte şasinin işte tekerlerine bu şeylere ne bu amortisör her şey var abi. Ya her paket şey var. Yapıyor musunuz abi? Yani bir yere herhalde gönderiyorsunuz. Ya şöyle söyleyeyim bizde Gebze tarafında bir lojistik depomuz var. Biz burayı sadece İstanbul kısmı için ve şöyle lojistik depoyla anlaşmamız saat 3'ten sonra herhangi bir kargo çıkışı olmuyor. Bizde şöyle bir şey var. 3'ten sonra da biz otogara da götürüp hizmet verip hani müşteri ulaştırmak için gönderiyoruz. Aha. Bu yüzden de aslında burayı o yüzden kurduk. Süper. Burada hızlı bir şekilde gönderim için malzemeleri tutuyoruz ve İstanbul'daki iç kısma dağıtımları yapmak için. Ama asıl ana depomuz Gebze'de lojistik depoda. Marka ismi vermiyor şimdi. Reklam olmasın. Abi CBA'ler cennet cennet. CBA gösterge panelleri. Evet abi. Liste tamam diyorsun. Vallahi liste tamamlandı abi. Çok zor olmadı. Sen önceden tabii bütün planlarını yaptığın için hemen şak 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 hangi ürün nereye gelecek ayarladık. Çerçevelerini ayarladık. Su göstergemizi yani daha doğrusu atık su göstergemizi ayarladık. Araba yıkılıyor ya. Yıkılıyor yıkılıyor. Yani şöyle tam Avrupa standartlarında ürünler oldu. Vallahi billahi. 220'miz. USB girişimiz, çakmaklık, 220, bunlar anahtarlarımız. Bunu banyoya takacağız, LED'li evet, olduğu için. LED'li olduğu için banyoya. Bunu banyonun içine mi takıyoruz? Banyonun dışına takacağız, hani içeride... Ha biri var mı yok mu? Zaten aile olacağı için çok problem değil ama en azından ışığı unuttun mu? Açık, aynen. Çok kapalı bir alan, görünmüyor. Hı-hı. Boşa enerji sarfiyatı 220'lerin devamı. Ne oluyor? Misafir geldiği zaman da iyi. Oraya bastığı zaman içeride biri var. Evet. Evet, o dikkati çekmek güzel bir şey. Süper. Evet. Orada da şamandıramız yine tabii. Panelli kontrol. Bak, bunlarla ilgili de bir detay göstereceğim. Oo. Biz şimdi İlker abi sana bunu yaklaşık 1,5 ay önce daha o zamanlar yeni taşınıyoruz buraya. Hani konuşmuştuk ya işte evet. Isıtıcı Nezih abi de görmüştür falan. Sıcak su işte çocuk için lazım olabilir diye. Ondan sonra düşündük ki dedik böyle bir şey sana hediye edelim. Vallahi o zaman almıştık. İçine de kağıdını koymuştuk. Vay hatta yazılanı da ben beğenmedim aslında. Yenisini yaptıralım dedim. Ondan yani dolayı şey yapmadık. Sağ olasın. Gönderemedik ama bugüne nasipmiş. Dometic Kettle. Tabii Kettle. 12 volt. 12 voltla çalışıyor. Ya süpersin abi. Gerçekten
hani ne diyeyim, kalbine sağlık, yüreğinize sağlık. Güle güle kullanın abi. Teşekkür ederim. Yeğeniniz, eyvallah. Kardeşimize güzel bir hediyemiz olsun. Zirve karanlığında neler oluyor? Ne oluyor abi burada ya? Abi, ne yapıyorsun sen? Ne abi, işler karıştırıyorsun? Abi burada önemli bir iş üzerindeyim şu anda. Çok önemli. Çok yakında, vizyonda. Zirve karavan sunar. Zirve karavan sunar. Balkodan da şaşmamış. Evet, bütün delikler tek tek açılıyor. Ben çoluğu çocuğu olan bir adamım ya. Saat 12'ye geliyor. İkinci depo bitmek üzere. Ben de bitmek üzereyim. Çok yoruldum. Çok toz yuttum. Bu işleri sürekli yapanlara Allah Allah kolaylık versin. Zor işler. İyi geceler. İyi gece izliyorsunuz. Günaydın usta. Günaydın abi. İyi, sen nasılsın? Tamam. Delikleri açtırdım, döndüm ben. Biz kırıldık. İyi, kolay gelsin. Senin karavanın işi nasıl? Vallahi şimdi az kaldı, kumaşa geçeceğiz bu hafta. Ayette güzel oluyor. Vallahi oluyor. Adam yapmış. Adam yapmış. Keyif çayımı içebilirim artık çünkü su tesisatına geldik. Yani bu aşamalara geldiyseniz artık olayın sonlarına yaklaşmışsınız demektir. Bunu ben bağlamayacağım tabii ama sadece hortumların işte kaç metre olacağını belirleyeceğim. Yani ön provamı yapacağım, işi uzmanına bırakacağım. Ben bu işin yürütücü yapımcısı oldum. Yürütücü yapımcı. Hiç anlam veremedim ona ben, o titre. Yürütücü yapımcı, işleri yürütüyor. Evet, o ben olabilirim şu an. İşleri yürütüyorum. Önden rotayı çiziyorum. Uzman ekiplere bırakıyorum. Uzman ekipler de o rotadan devam ediyor. Kendi yeteneklerini kullanarak tabii. Ya, tabii ben de naçizane fikirlerimi ustalara iletiyorum. Şöyle olsun, böyle olsun. Orası böyle olursa çirkin gözükebilir diye tavsiyelerde bulunuyorum. Umarım güzel bir şey ortaya çıkar. Bakalım ne olacak, ne bitecek. İlker Yiyen bir karavanı nasıl sonuçlandıracak? Bunca yıldır karavanla gezen adam, envai çeşit karavana binen adam kendine nasıl bir karavan yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Öyle çok iddiamız yok tabii canım. Haydi bakalım. Gel. Alışveriş bitmiyor arkadaşlar. Önemli noktalardan biri de kumaş seçimi. Hem tavan için, hem koltuklar için, hem de işte yanlar için. Oktay abiyle kumaşçıya geldik. Oktay abi ne haber? Merhaba, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Kumaş konusunda senin uzmanlığına danışmak istiyorum abi. Evet, bu değil mi? Şimdi şu kumaş esnek ve yumuşak dokulu. Evet abi. Duvarlara. İdeal bir kumaş. Evet. Biz bunu mu seçmiştik dünya? Şuydu sanırım. Bir de... Bence şuydu. Şuydu. Yok, şu. Dur. Şey. Şey yanında numune. Tay tüyü bu. O zaman bu değil. Değil. Çok şey, çok parlak geldi.
kumaşımızın adı Babyface. Babyface evet. Vay çok yakışıklı. 7-8 metre gider. Tamam biz alalım 7-8 metre kumaşımızı. Evet. Fazla almayalım. Tamam. Eksik kalırsa alırsın. Tamam yani evet alırsın. Değil mi? Evet doğru bir yaklaşım. Bana kalsa alacağım işte. Kumaş var sürekli sıkıntı yok. İşin uzmanı adam. Abi sen kaç karavan yaptın ya? Valla şahsıma ait 3 tane. Aha. Dışarı arkadaşlara böyle kumaş kapladım. 15 falan olmuştur. Vay vay vay. Sana danışmayacağız da. Döşeme işi yapıyorum sadece. Evet. Döşemelerle evet, mi? Döşeme işi değil. Yapıyor tabii. Şans valla. Böyle güzel insanlarla tanışmak şans. Evet kumaşlarımızı aldık abi. Neydi dükkanın adı? Elit Kumaş. Her Elit zaman Kumaş. Bekleriz. İnternetten sipariş verebiliyor muyuz? Tabii ki verebilirsiniz. Süper. Bilgi ver WhatsApp'tan abi. WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. Bilgileri ver abi. 0542-201-5644 numaralı telefondan bize ulaşıp siparişlerinizi geçebilirsiniz. Çok kaliteli ve uygun kumaşlar. Fiyat olarak da uygun. Gerçekten dostlar tavsiye ederim. Yani ihtiyacınız varsa uğrayın mutlaka. Görüşmek üzere. Sağ olun. Selam arkadaşlar. Kolay gelsin. Abi çok tatlı iş be. Kaç paraydı abi bu? 167.000. 167.000. Son ne olur bana? Geleni üzmem. Sana abi en son 160'a bırakırım. Tamam. Evet düşünenler bilginize. Detaylarını bu numaradan alıp öğrenebilirsiniz. Kim almaya geldik? Ay Ayşe ablayı. Evet. Vallahi çok zaman oldu ya. Ara ara anıyoruz Ayşe ablayı. Evet. O bizim ilk başta takipçimizdi. Ondan sonra tanıştık. Sonra kaynaştık. Sonra bayağı böyle akraba gibi görüşmelere gittik, geldik. İşte Bandırma'ya gittik. Almanya'da yaşıyor normalde. Bandırma'da da evi var. Oraya geldiğinde kesinlikle görüşüyoruz kendisiyle. Onlar da çok böyle karavan isteyen bir çift. Ama henüz yapmadılar. Onlara da aşılıyorum yavaş yavaş. Şimdi o geliyor. Börek yapmış yine. Vallahi. Evet. O olunca ne diyet kalıyor ne bir şey kalıyor. Vallahi yani. Diyete girmiştim yazdım. Ben ya. Kendisi bir de Çerkes'tir. Böyle bir Çerkes mutfağından of, börekler, of, yemekler, of, bir şeyler yapıyor. Of 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 yine of. Hadi bakalım gelecek şimdi. Hadi bakalım. Profesör çıktı. Hanım. Çıktı mı? Yok çıkmamış. Ne yapıyor? İyidir vallahi. Siz ne yapıyorsunuz? İyi. İşte geldi geldi. Geldi. Ya şey yaptım çıktım evden. Artık vallahi biz de dün şey. Hayır artık korkma zaten onun antikorları sağlamdır senden. Bu yolda yeni evimizin yolu. Burada yan bahçeden yumurtamızı, diğer yan bahçeden peynirimizi alabiliyoruz öyle şansımız var. Aa. Evet, şu da Karadeniz. Bir şey konuşlandırmamız gerekiyor. Ben yine kasetimi boşaltayım. Tabii ki. Artık kamplarda, birçok kampta bu noktanın olması.